anlamadım. Ne yaptınız? Fikret Bey'i kovdunuz mu? Tabii kovarım. O bir servetin hırsızı. Ne bileyim ben, bir hırsız işte. Hırsız ha? Ne biliyorsunuz, bir şeyinizi mi çaldı? Benim bir şeyimi çalmadı ama bir hırsız o. Hırsızlığı bir yana, serserinin teki. Çok yanılıyorsunuz. Fikret Bey ciddi ve çok dürüst bir insandır. Güldürmeyin beni. Her şeyi biliyorum ben. Ne yazık ki aksini iddia edeceğim. Siz bir şey bilmiyorsunuz. Daha doğrusu Fikret Bey hakkında bir şey bilmiyorsunuz. Fikret Bey'le sözde evlenip... Sözde evlenip mi? Evet. Sözde evlenip buraya geldiğinizde, rahmetli babanız beni Fikret Bey'in kişiliği ve kimliği hakkında tahkikata memur etti. Ben de bütün oyunu öğrenip babanıza rapor verdim. Bu raporun muhtevasını öğrenebilir miyim? Hay hay! Fikret Bey bir ilim adamıdır. Ve üstelik çok zengin bir aileye mensuptur. Karşılaştığınız gün, Fikret Bey liman amelelerinin yaşantılarına tetkik için bulunuyordu orada. Sizi görerek durumunuzla ilgilendi. Önce bir oyun olarak girdi bu işe. Thank you.
arıyorsun burada? Demek onu bu kadar çok seviyorsun. Sualime cevap vermedin. Burada ne arıyorsun? Seni takip ettim. Deminden beri de seyrediyorum. Fikret'i seviyorsun. Hem de çok seviyorsun. Severim sevmem seni ilgilendirmez. Hem neden peşimdesin? Hala bir ümidin varsa aldanırsın. Eski günlere dönemeyiz. Ben de dönelim demiyorum. Eski Feridun değilim ben. Yaşantımı tamamen değiştirdim. İşlerimi yoluna koydum. Eskiden yalnız kendimi severdim. İnsanlar ilgilendirmezdi beni. Bugünse başkalarının mutluluğunu düşünüyorum. Mesela seni. Mutlu olmak için her şeye sahipsin. Ama mutlu olamıyorsun. Neden? Gururlusun. Parlak düşüncelerinizi kendinize saklayın. Kimsenin ne fikrine ne de yardımına ihtiyacım var. Hala inat, hala gurur. Sevenler arasında gururun yeri yoktur. Mutlu olmak istiyorsan sevdiğinin peşinden git. Atla bir uçağa evine git. Sana açılmış sıcak kollar bulacaksın orada. Burası mı? Burası ama kendi evi yok. Ne zaman gelir acaba? Pek belli olmaz. Ne yapacaksınız ki Fikret Bey? Karısıyım. Siz burada ne arıyorsunuz? Anlayamadım. Bu eve her zaman gelirim ben. Ne kadar aptalmışım. Böyle olacağını düşünmeliydim. Anlamalıydım Fikret'in sevgilisi olduğunuzu. Ben mi? Ben mi Fikret'in sevgilisiyim? Çok hoşsunuz. Rica ederim bir de yalan söylemeyin. Ama kabahat sizde değil. Ben de aptalca hareket ettim. Nereye gidiyorsunuz? İzmir'e. Sevgilinizle baş başa kalabilirsiniz. İşte şimdi aptal bir çocuk gibi hareket ediyorsunuz. Olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Fikret çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir insandır. Ama sizin tabirinizle sevgilisi değilim, arkadaşıyım onun. Fikret'in hayatına birçok kadın girdi. Fakat o bir tek kişiyi sevdi, sizi. Fikret'in karısıyım diyor. Ben bir şey anlamadım evladım. Sen gir, hallediver şu işi. Ne tuhaf. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Bilmem ki... Thank you.
Önce şunu oku. Balayı programı. Sevgili kocanın vazifeleri. Sabah saat 6'da kalkış sevgili karısını öpmek. Saat 6.30'da sevgili karısını öpmek. Saat 7.30'da sabah yürüyüşü ve sevgili karısını öpmek. Saat 8.30'da denize girmek ve sevgili karısını öpmek.